Arkadaşlar merhabalar. Matematik netlerinizi arttırmak için size son bir şans sunuyorum. Bu matematik netlerinizi arttırmanın en büyük silahı nedir? Tabii ki geometri. Geometrideki eksikleriniz. Daha hala çalışmaya başlamayanlarınız var biliyorum. Ya da çalışıp böyle bırakanlarınız var. Sizler için bu programı yaptım. Ve sizi hiç yormayacak bir program. Biraz sonra o programı zaten göreceksiniz. Ve ne zaman bitireceksiniz? Nisan ayının böyle 20'sinde 20, 24'ünde falan bitireceksiniz. Yani size daha da sonrası için de zamanda kalacak. Evet gençler, çok güzel bir program. Şimdi sayısal öğrencisi, hala da matematik netleriniz 30'u geçmedi mi? Tabi geometri çalışmayanlar için ya da geometri bırakanlar için söylüyorum. Ya da eşit ağırlık öğrencileri 20'yi geçemediniz valla. hala. Hala da 13 14ler ya da 17 18ler misiniz? Bunun en büyük sebebi geometriki eksikliklerinizden kaynaklanıyor. Hala da geometri yapmamak için ısrarla şey yapıyorsunuz. Ya bırakın bir konuyu, ya bir dersi bırakın. Ya bir konuyu bile es geçmemeniz gerekiyor. Çünkü bir konuyu mesela atıyorum matematikte bir konuyu es geçtiniz. O konuyla ilgili ilerleyen konularda onunla ilgili sorular hala daha olacak. Yani bir konudan bir soru çıkıyor. Aman o soruyu yapmayayım dediğiniz yerde ama 5-6 soruya da denk gelebilir o. Yani konuyu böyle es geçmek sıkıntılıyken siz koskoca bir dersi nasıl es geçiyorsunuz? Ki sadece bu programla siz geometrinizi geliştirmeyeceksiniz ki geometrideki ana dili, ana mantığı anladıktan sonra siz buradaki mantığı belki matematiğe de uyarlayacaksınız. Belki daha da hızlanacaksınız. Belki de oradaki bakış açınız sizi daha da geliştirecek ve matematik netlerinizde tıkandığınız ya bir yerde. Oradaki sadece matematik netlerinizde tıkandığınız yeri söylüyorum. O buradaki bakış açısından, geometrik bakış açısından dolayı 4-5 net daha fazla yapmanızı sağlayacak. Çünkü ufkunuzu açacak şeyler öğreneceksiniz burada geometride. Yani Geometri öğrenmek bambaşka bir şey. O yüzden size pes etmeyecek şekilde çok güzel bir program hazırladım. Bu program bu iki kitap olacak tabii ki. Bu iki kitap üzerine hazırlanmış bir program. Sayfa sayfasına da yazıyor. Ya hocam ben bu programı sadece sizin kampınızla mı ilerleteyim? Ya benle belki bana alışamamışsındır. Belki bana ısınamamışsındır. Belki bana elektriğin e, yani elektrik de var ya öğrenciyle öğretmen arasında. Belki elektriğimiz uymadı. Ya başkasıyla da halledebilirsin. Ben sana burada ne yapıyorum? Bir program hazırlıyorum. Şu geometriyi hallet diye ama benle ama bensiz. Fark etmez. İstediğin kişiyle hallet. Ama hallet. Geometrisiz bu iş olmaz. Sayısal öğrencisi 30'un üstüne çıkamazsın. Eşit ağırlık öğrencisi 20'nin üstüne 25'in üstüne çıkamazsın. Hedeflerinize e, ulaşabilmek için ve en iyi noktaya gelebilmek için bu ders senin kilit noktan. O yüzden iyi bir şekilde çalış. Başka yani diğer hocalarım kusura bakmasın. Bildiğim kitaplarını incelediğim hocalardan bahsedeyim. Mesela Mert Hoca'nın da konu anlatımı var. Oradan da gidebilirsin. Bu programı oraya da uyarlayabilirsin. Ama belki konularda böyle birkaç böyle değişiklikler vardır. Sen de programda yeni değiştirebilirsin. Ya da Erhan Hoca var. Erhan Ardıç ile Geometri. O da KRE'den çıkarttı kitabını. O da çok güzel bir e, konu anlatımı kampı çıkarttı benim gibi. Ya kitaplarını incelediğim için bu hocalarımı söylüyorum. Çünkü bu kitapların içerisinde hem eski nesil sorular var hem de yeni nesil sorular var kitapların içerisinde. O yüzden e, benle devam etmeyecekseniz ya yani ne bileyim Erhan Hoca'nın kitabı artı benim soru bankası ile devam edebilirsin mesela. Yani bu şekilde de olabilir. Yani bir hocadan konu anlattım bir hocadan da soru bankası şeklinde gidebilirsin. Tamamıyla sana kalmış ama bu kitaplarda ben ne olduğunu biliyorum. bu kitaplarda ne var? Bu kitaplar içerisinde arkadaşlar şöyle tutayım hatta. Bu kitaplar içerisinde yani ÖSYM'nin yeni nesil olarak sorduğu bütün kalıplar var. Sorabileceği bütün kalıplar da var. Yani sen burada ilk etapta bu soruları görürken belki zorlanacaksın ama sonrasında acayip bir şekilde alışacaksın. Aa ne kadar kolaymış ya yeni nesil bakış açısı deyip ki zaten yeni nesil bakış açısı 4 tane temel bilgi var. O temel bilgileri bulduktan sonra rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Kitap içerisinde zaten onları göreceksiniz. Evet gençler biz şimdi isterseniz şu programı tam anlamıyla inceleyelim. Programa başlamadan önce de şu uyarıları yapmak isterim. Bak bu kamptan devam edeceksen eğer ve bu arada biz bu kitabı niye çıkarttık? Kitabı almak zorunda değilsin. pdf'te çıkartabilirsin ama öğrenciler bu kitap işini çok sevdiği için yani fotokopisini çıkartmakla kitabı almak aynı fiyata denk geldiği için biz bu kitabı hazırladık. Sen ister bu kitabı al, ister bu kitabı alma. İstediğin şekilde git. Yani o tamamen sana kalmış. Sana bırakıyoruz bunu. Yani bu kitap üzerinden anlatacağız biz. E, pdf'ler de zaten videoların altındaki açıklama kısmında zaten hepsi var. Oradan da indirebilirsin de. E, şimdi geometriye başladım. Beraber mesela doğru aç videolarıyla başladık. Tamam sayfa sayfada yazıyor zaten burada. E, burada bu kitapta ilk etapta şuraya kadar sayfa 37'ye kadar sabredeceksin dik üçgenin sonuna kadar sabitleyeceksin. Çünkü geometride bir başlangıç vardır. Yani bir yükleme vardır. Bir sana bir güzel yüklemeler yapacağız böyle. Belki beynin yanacak. Belki zorlanacaksın. Zorlanmadan bu iş olmaz. Ama senden tek isteğim, senden tek ricam sayfa 37'ye kadar sabret. Dik üçgenin sonuna kadar sabret. Oraya kadar belki de hiçbir şey anlamamışsın gibi hissedeceksin ama ilerleyen zamanlarda anladığının farkına varacaksın. Geometri netlerindeki artışının farkına varacaksın. İlk isteğim senden bu. İkinci isteğim de asla ama asla bırakma. Tamam. Niye? Çünkü geometride zaman ilaçtır. Zaman ilerledikçe sen geometride iyi bir noktaya gelirsin. Şimdi atıyorum şurada. Doğru da açıyla başladık. Sen doğru da açıyla başladıktan sonra testlere geçtin. Ya hocam 10 tane sorunun 5 tanesini çözdüm testte. Birinci testte. ikinci testte de öyle. Üçüncü testte de. Yani bu ne demek oluyor? Sen konunun %50'sine hakimsin demek şu anda. Ama bırakmak yok. Ben bunu yapamayacağım deyip de bırakmak yok. Belki de yüzde hakim olacaksın. Hiç önemli değil. Bırakmak yok. Niye biliyor musun? Bu kitap öyle bir tasarlandı ki öyle bir tasarlandı ki öyle boş bir kitap değil. Yılların birikimi var bu kitapta. Bu kitapta ne var biliyor musun? Ben doğru da açı anlattıktan sonra üçgen de açıya gittim ya. Üçgen açı anlatırken eskiye de atıfta bulunuyorum. Yani senin eski bilgilerini de hatırlamanı sağlıyorum. Ya da eski bilgilerinle oradaki konuya da böyle iç içe geçmesini sağlayıp Eskiyi de hatırlatıyorum. Yani ne oluyor? Bir taşla iki kuş vuruyoruz. Sen hem doğruda açıyı halletmiş olacaksın hem de üçgende açıyı halletmiş olacaksın. Yani burada e, mesela en büyük örnek şu. Benzerlikte öğrenciler sıkıntı yaşıyor mesela. Sen benzerliğe çalıştın tamam Yani benzerliğe yani sıkıntı yaşanılabiliyor. Yaşanmayabiliyor. Öğrenci şeyine kalmış. E, mesela sen sıkıntı yaşadın ve benzerliğin %20'sini öğrendin. Tamam Hiç önemli değil. Devam et. Alan konusuna geldiğinde alan içerisinde de yine benzerlik göreceksin. Benzerliği tekrar edeceksin. O %20 %30 olacak. Sonra açık kenarda yine benzerliği atıfta bulunacağız. %20 %30 %40 olacak. Sonra en önemlisi şu. En önemlisi şu. Dörtgeni anlatırken ben nasıl anlatıyorum? Ve bundan sonraki bütün konuları anlatırken nasıl anlatıyorum? ÖSYM de zaten bu tekniğe dönüştü. Daha çok hoşuma gidiyor ÖSYM'nin de tekniği zaten. Aynı benim tekniği uyguluyor. Yaptığı adamın ne biliyor musun? Yani bir kazanımdan sadece paraya kenardan sadece paraya kenarın özellikleriyle ilgili soru sormuyor. Yani bir so bir kazanım soru, soru, sormuyor. Bir sorun içerisinde 5 tane kazanım birden oluyor. Yani ne yapıyor? Paraya kenarın içerisine dik üçgen koyuyor. Benzerlik koyuyor. Alan koyuyor. Yani 3-4 kazanımla birlikte karşınıza gelebiliyor. Biz mesela dörtgenleri anlatırken özellikle paraya kenarı falan anlatırken ne diyoruz? Önce paraya, paraya kenardan örnek veriyorum sana paralel kenarın tanımını veriyorum. Bak sadece tanımını veriyorum. Ardından üçgenle ilgili çözülebilen kısımlarından bahsediyorum. Tek tek bütün kazanımları koyuyorum. Mesela işte ikiz kenarlıkla ilgili çözülebilen sorular şunlar. Dik üçgenle ilgili çözülebilen sorular bunlar. Benzerlikle ilgili çözülebilen sorular bunlar. Yani sadece tanımı koyduk. Sonra 2-3 sayfa sadece üçgenle çözülebilen sorular. Aa ne yaptık? Biz burada üçgenleri de tekrar etmiş olduk. Bir taşla iki kuş vurduk. Yani hem paralel kenarı anlıyoruz hem de üçgen tekrar ediyoruz. Yani üçgen bilgin senin %40'larda kaldıysa bu dörtgenlerden sonra %60'a, %70'e çıkacak. Çemberde %80'e çıkacak. Analitik de %90'a çıkacak. Yani ilerledikçe senin geometri bilgin çok üst seviyelere çıkacak. O yüzden bu programa mutlaka mutlaka uy. Hatta ÖSYM de bunu yapıyor. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bir senesinde ÖSYM ne yaptı biliyor musunuz? Üçgenlerden hiç soru sormadı. Üçgenlerden hiç soru sormadı. Ya hocam boşu boşuna üçgen çalıştım. Hayır adamlar sonraki konulardan yani dörtgenlerden, çemberden işte e, analitik geometri ve katı cisim sorarken oradaki soruların içerisinde üçgen bilgisini kullandırdı. Yani üçgenden 5 soru sorması gerekirken o dörtgenlerin içerisinde ya da paralelkenlerin içerisinde o üçgenlerle ilgili 5 soruyu hatta daha fazlasını dörtgenlerin içerisine ya da oradaki konuların içerisine koydu. Ee, sana şunu söyleyeyim. Geometri zincir dalgaları gibidir. Bir yerde bir koparsa sonrası gelmez. O yüzden bütün konulara da çalışacaksın. Bütün konular hiçbir şekilde boş bir konu değildir. Sen üçgende benzerliği öğrenmezsen ilerideki konuları asla ama asla yapamazsın. Asla anlayamazsın. Çemberi bile anlayamazsın. Çem dik üçgeni bilmiyorsan mesela çemberi yapamazsın. Tamam o yüzden hiçbir konu atlamadan devam edeceğiz. Programımız şu şekilde arkadaşım. Kırmızı renkle yazılanlar konu anlatımını temsil ediyor. Mavi renkle yazılanlar da soru bankasını temsil ediyor. Tamam. Şimdi ayın altında başlıyoruz. Cumartesi. Sen mesela ayın birinde başlayabilirsin. Bunu böyle geriye çekebilirsin. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Şu ee, bunu alıp ya, bu, buradaki şeyi de şey yapabilirsiniz bu arada. E, ben bunu size videonun açıklama kısmındaki linkte paylaşacağım. Bu programı da indirebileceksiniz. Hatta PDF Anatator'la açtığınız zaman büyük ihtimalle oynamada yapabileceksiniz. Bunu alıp şöyle şey yukarı atabilirsiniz. Ama aralardaki boşluğu siz şey yapacaksınız. Ya da ne bileyim tarihleri böyle de değiştirebilirsiniz. Şurada bir tarih var ya. Sen mesela onun da başlayacaksın. Şunu 10 yaparsın. Şu tarihleri de ona göre düzenlemeyi yaparsın. Tamamıyla sana kalmış. Tamam ben 6'sında başlattım bu programı. 6'sında başlatıp nereye kadar geliyor? Ayın 24'üne kadar. 24'ünde hatta işte 28'i diyelim. Yani Nisan ayında bitecek şekilde ayarladım arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim sana. Dur programa tam başlamadan. Sen mesela doğru açı çalıştın. Doğru açı testlerini çözdün. Hocam doğru açı testlerini çözdün ama birkaç test eksik kaldı. Ya sen burada daha bak Nisan ayındayız ya. Mayıs ayı boş ya. Mayıs ayından da 15 gün seç. Hani buraya bir gün daha ekleyebilirsin sen bu boşluğa. Tamam? Yani sen bu programı da uzatmak da senin elinde. Ve bu programı ben öyle bir şekilde hazırladım ki her bir konu için ayrı bir boş gün bıraktım. Mesela doğru açı için 2 tane boş gün bıraktım test çözebilmek için. Yeterli. Üçgende açı ve ek çizimler için mesela e, ne yapmışım? 1, 2, 3, 4 konu ağırlığına göre yapmışım. Dik üçgende mesela boşluk. Şurası boşluk gibi düşün. Çünkü soru bankasını. Buraya dağıtacaksın. 1, 2, 3, 4 gün bırakmışım. Yani dik üçgene 5 gün vermişim. X kenar üçgene 1, 2, 3, 4 gün vermişim. Yani oradaki video sayısına göre bakıp konu ağırlığına bakıp da ayarladım. Ve bu program belki de günde 1 saatine mal olacak. Günde 1 saat yaparaktan sen bu geometriyi full ya da fulle yakın yapacaksın. Buna eminim. Ama düzenli bir şekilde git. Ama öğrenmemiş gibi hissedebilirsen bile mutlaka ama mutlaka git. Mutlaka ya bu programı uyarsan büyük ihtimalle geometride bak bu şu saatte başlasan bile hiç önemli değil. Geometride full ya da fulle yakın yapacak seviyeye geleceksin. Yani 7-8'ler zaten garanti diyebilirim ben sana. Evet ayın altına başlıyoruz. Doğru açı. Burada kırmızıyla yazılanlar konu anlatımı demiştim. Burada videoları izleyeceksin. Doğru açı videolarını. Yani kitapta ya da pdf'te notlarını alacaksın. Benimle birimle birlikte notlarını kitap üzerine ya da pdf üzerine notlarını alıp yazıp çalışacaksın. Sonra mavi ile yazdığında test. Sen ister testi bir günde çöz. Mesela soru bankasındaki şu soru bankasındaki şu soru bankasında sayfa 5 ve 11'de ne var? Testler var. Yani 3 tane test var doğru açıyla ilgili. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dur Üç, ya 3 ya 4 tane test var. Ya bir günde bitirsin ya da bunu 2 güne yayarsın. Burada boşluk var ya. Onu sana bıraktım. Tamam. Ve bu programı uyguladığın zaman da diğer derslerinde de zaman kalacak. Onu da söyleyeyim. Tamam doğru da açıyı böyle halletti. Sonra geldin üçgende açıyı. Anlatıyorum. Gerisini sen anlarsın zaten. Üçgende açıyla ilgili videolar izleyeceksin. 3 video var? 3 videoyu izledin. Sonra ertesi gün yine konu anlatımında ek çizimlerle ilgili videoları izleyeceksin. Sonra ertesi gün o, o gün de başlayabilirsin. Fark etmez. Soru Bankası'ndaki soruları çözmeye başlayacaksın. Soruları ister bir günde çöz, ister 1-2-3-4 günde çöz. Yani 4 test varsa 4 güne de şöyle yayabilirsin. Tamam mı? Ya da 8 test varsa 2-2-2-2 şeklinde yayabilirsin. Tamamıyla sana bırakıyorum. Sadece geometri çalışma ya da bu iş olmaz. Diğer derslerine de çalışacaksın. Sonra böyle böyle gidiyor. Konu anlatımında ne yapıyorsun? Çalışıyorsun. Sonra testlere geçiyorsun. Bak sayfa numaraları falan da burada tek tek yazıyor kardeşim. İşte böyle Buraya göre konu ağırlığına göre de bak boşluklar var böyle. Görüyorsunuz şöyle. Gördüğünüz üzere. Mesela çokgenler kaç gün vermişim? Ee, 3 gün vermişim. Dörtgen testleri sadece 1, 2 video var. Ee, 2 test var. Hocam burada e, şey halledeceksin. Dörtgen testleri. Ha dörtgen testleri e, bütün çokgen ve dörtgenler bittikten sonra kitabın sonundaki testler. 2 gün vermişim. Sonra çemberde açıya 1, 2, 3, 4 gün vermişim. Uzunluğa 1, 2, 3, e, 4-5 gün vermişim. Bak bu programa uy kardeşim tamam. Bu programı da nereye bırakıyorum? Şu şekilde en son çember analitiği, analitik testleri, prizmalar. Bak prizmalara kaç gün vermişim? Temel diklikleri öğretiyorum prizmalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün vermişim. Yeterli. Hem konu anlatımı hem de ne için? Hem konu anlatımı hem de şeyler için, soru çözümleri için kesinlikle yeterli. Yani çünkü ben bunu böyle çok kafa patlattım arkadaşlar. Bir günde hazırlanmış bir program değil yapabileceğim bir program. O yüzden program bu. Sana güveniyorum. Sen bunu çok güzel bir şekilde yaparsın. Anlaştık. Program bu şekilde arkadaşlar. Program tamamıyla sana göre hazırlanmış. Yani üzerinde çok düşünülmüş. Lütfen bu programa uy ve full ya da full'e yakın yap. Tamam gençler. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.